Değerli izleyenler, bugün Dünya Engelliler Günü ve bugün kapsamında yurdun genelinde çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de görme engelli futboluna destek amaçlı Turkcell'den ve futbolun önde gelen isimlerinden geldi. Bugün düzenlenen etkinliğe çok sayıda spor camiasının önde gelen ismi katıldı. Turkcell Görme Engelli Spor Federasyonu ana sponsorluğunun yanı sıra görme engelli futboluna da destek vermeye başladı. Turkcell Görme Engelli Futbol Milli Takımı ve Sesi Görenler Ligi'nin iletişim ve teknoloji sponsoru oldu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Turkcell'in görme engellilerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdiği etkinliğe A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim de katıldı. Etkinlikte Mehmet Topal, Tümer Metin, Bülent Korkmaz, Metin Tekin, Ali Gültiken gibi ünlü futbolcular Türk medyasının önde gelen isimleri maske takarak görme engelli futbol milli takım oyuncularıyla temsili maç yaptı. Gösteri maçını beyaz takım Ali Gültiken ve Serdar Ali Çelikler'in golleriyle 2-1 kazandı. Bu ve bunun gibi etkinlikler az da olsa kendimizi engelli vatandaşlarımızın yerine koymak için aslında ön ayak oluyor. Ama tabii ki bunu genele yaymak lazım. Şimdi bu etkinlik esnasında konuştuğumuz, fikirlerini aldığımız bazı isimler var. Ali Gültiken, Tümer Metin, Fatih Terim, Acun Ilıcalı ve Turkcell Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Koray Öztürkler'den bu konuyla ilgili tabii ki önemli mesajlar aldık. Gelin onlara göz atalım. Dünya Engelliler Günü'nde belki de yapılabilecek en anlamlı organizasyonlardan bir tanesi. Siz de içerisindeydiniz. Evet. Nasıl öncelikle gözler kapalı, gerçekten görmeden futbol oynamak? İnanılmaz zor. Yani çok zor. Tabii bu tamamen sezgiyle alakalı olan bir şey. Evet, bu sezginin tabii geliştirilmesi, duyarlılıkların geliştirmesiyle alakalı bir olay. Bizim gibi ilk defa sahaya çıkanlar için çok yapılacak bir iş değil ama futbol çok güzel bir şey. Yani orada olduğunuz zaman onun heyecan, topun hareketleri bile sizi bir motivasyon içerisine sürüklüyor. Engelli olmak diğer vatandaşlardan farklı bir şey olmak anlamında değil. Yani bu aslında herkesin her şeyi yapabileceğinin en güzel göstergelerinden bir tanesi ve bunları daha sık yani yalnızca belirli günlerde değil de her zaman bunları hayatımız içerisinde katıp bunlarla beraber yürüdüğümüz zaman güçlenebiliyoruz ve o insanlarımızı da mutlu hale getirebiliyoruz. O açıdan bu tür organizasyonların bunları teşvik etmesi, toplumun üzerine sık sık önüne getirmesi açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dünya Engelliler Günü'nde şüphesiz en önemli organizasyonlarda en anlamlılarından bir tanesi. Nasıl yorumlarsınız siz? Hem organizasyonu hem de bugün için mesajlar verirsiniz. Yani bugün önemli bir gün tabii. Engelli kardeşlerimizin engelli olduğunu hissetmedikleri bir gün olmasına çalışıyor herkes. Biz de bunun bir parçası olduk. Yani bence engelli kardeşlerimizin en büyük beklentisi kendilerinin engelli olduğunu hissetmemek. Bence bu kadar önemli isim bir arada onlara bugün o mutluluğu yaşattılar. Ben tabii ki insanın organlarının değerini anlaması için yokluğunu yaşaması lazım. Biz hiçbir zaman da şu anda onu yaşayamıyoruz. Ama sadece gözümüzü kapatsak herhalde bir dakika onların ne kadar zor bir hayat yaşadığını daha iyi anlarız. Ve bence elimizden geleni daha çok yaparız diye düşünüyorum. Gözlemleriniz kadarıyla şimdiye kadar görme engeli olmayan sporcular vesaire şu anda oynuyorlar. Nasıl yorumluyorsunuz onların performansını? Valla performans şimdi insan bizim görmeyen arkadaşlarımız görmeden çok oynayamazlar bence. O yüzden alttan belli derecede bakmalar gerekiyor. Çünkü şimdi görme engelli arkadaşlarımız sahayı kendi kafalarında çiziyorlar ve çok da güzel oynuyorlar. Görmeyen birinin normal şartlarda çok az görmeden bunu yapma ihtimali yok bence. Dediğim gibi burada mühim olan beraber bir aktivite. Ama insan şu anda bile şu halleri görünce gözün derin daha iyi anlıyor. Allah tabii takdiridir. İnsanlar görme engelli olabilir. Bizim yapmamız gereken sırf görme engelli, işitme engelli olsun ya da yürümeyle ilgili problemi olsun. Bütün kardeşlerimize sahip çıkmak ve desteklemek. Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum bir defa. Tüm engellilerimizin bugünü kutlu olsun. Açıkçası güzel bir organizasyon. Vallahi engelleri ortadan kaldırmışlar zaten gördüğüm kadarıyla. Engel falan tanımıyorlar. Bizim arkadaşlarımız kapalı tutamıyor ama diğer arkadaşlarımız hiç öyle bir engeli varmış gibi görünmüyor. Gol de attılar, daha da atacaklar bence. Hayatı o kadar güzel tutunmuşlar ki nasıl bir cevap vereceğimi, hangi kelimeyi kullanacağımı şaşırıyorum açıkçası. Ama saygı duyduğum ve de etkilendiğim çok açık. Çizgi esasında çok ince. Bir saniye sonra çizginin öbür tarafına geçebiliriz hepimiz. Demek ki her saniye Allah'a şükretmek lazım. Ama bu arada da onlara herkesin
elinden gelen sevgiyi, yardımı esirgememesi gerekir. 10 milyona yakın insanın engelli olduğunu düşünecek olursak bu az buz bir rakam değil. Herkes yardım etmeli. Ama ben bugün hayatımda çok değişik bir gün geçirdim. Biraz dünyalarına girdik, gerçekten çok zor. Işıklar kapandığı dakika onlar gibi düşünebilmek, onlar gibi hareket edebilmek. Yani şükretmekten başka yapılacak bir şey yok. Söylenecek tek şey şu. Ama hayata tutunuşları, bakış açıları ve neler hissettiğini birkaç parça içeren bir şeylerle, sözlerle anlamaya çalıştık. Yürekten takdir, yürekten tebrik ediyorum hepsini. Brezilya'da da başarılar diliyorum. 3 Aralık çok önemli bir gün. Tabii engelliler için yaptıklarımızı, kardeşlerimiz için sağladığımız imkanları bir güne değil, bütün yıla bir defa yaymamız, sürdürülebilir olmasını sağlamamız lazım. O yüzden hem spor alanında hem sosyal alanda, diğer alanlarda desteklerimiz sürüyor. İstihdam anlamında da var, çağrı merkezi hizmetleri anlamında da var. Burada bir ilki gerçekleştirdik. Bu çok güzel bir proje. Bir lig oluştu. Görme Engelliler Futbol Ligi. Biz bu lige ismimizi verdik. Bu dünyada bildiğimiz kadarıyla ve Türkiye'de tabii bir ilk, böyle bir lige isim hakkı verilmesi olayı. Ve Sesi Görenler Futbol Ligi, Türksel Sesi Görenler Futbol Ligi olarak anılacak. Ve bu aslında hem bütün engelli kardeşlerimiz için bir mesaj, hem engelli çocuklara sahip aileler için bir mesaj. Onlara gereken imkanlar verildiği zaman başarılı oluyorlar. Aslında engeller zihinlerde. Bu zihin haritalarımızdan onları çıkartıp iyi işlerle onları desteklememiz lazım.